sporcularla yapılan spor aksiyonu özel röportajlar ekranlara getirecek. Havza Belediyespor'un galibiyet coşkusu ekranlara getirecek. Ama onun öncesinde birkaç mesaj okuyayım hocam, izin verirseniz. Çünkü izleyicilerimizin de mesajları okumadınız diye çok sayıda tepki var. Çok öncelikle Şirinler... Evet, biz de özür diliyoruz. Hocam ya. Getirirsen buraya biz konuşacağız. Onlar da yazacak. Hocam Mehmet Soykan mesaj atmış, Şirinler Taraftar Grubu Başkanı. Keyifle izlediğimiz programımıza iki değerli ve çok sevdiğim Ercüment Hocam ile Besim Hocam'ın katılmasıyla program daha da keyif vermeye başladı. Başarılar diliyorum demiş. İletmek istediğim bir konu ise yönetimin taraftarlar arasında mesafe taraftarlar arasına mesafe koymaması ve daha yakın olması. Taraftardan tüm Samsun bir beklenti içinde ama ne yazık ki taraftarla muhatap olan yok. Bu konuda yönetimin taraftara biraz daha duyarlı yaklaşması gerektiğini düşünüyorum demiş. Aslında bu... Şimdi bu yönetim işi bizim değil. Şimdi göreceli bir kavram tabii. İsmail Birlik demiş ki hocalarımızı programa katkıları için teşekkür ediyorum ve Samsun Spor için geleceği için neler düşünüyorlar, çıkarsa seneye düşer miyiz, teşekkürler demiş. Samsun iş adamları neden takıma sahip çıkmıyorlar demiş. Yemeden şükretmeyelim. Önce bir çıkalım, ondan sonra bakarız. Evet, Fatih Çiğdem Gençbay demiş ki, abi harika bir program, çok keyif alıyoruz. Konuklar da harika demiş. Daha çok gelen mesajlarda da şu soruluyor. İlk 6 ve Şanlıurfa Spor maçında Samsun Spor nasıl bir sonuçla döner? Kaybederse her şeyin sonu mu? Kazansa her şeyin... Hiçbir zaman her şeyin sonu olmaz. Hiçbir zaman da her şeyin sonu olmaz. Kazansa da kaybetse de zaten sonu olmaz. Muharrem Say, Emre Yıldız. Çok özür diliyorum hocam. Emre Yıldız, Ramazan Çetin. Bize mesaj gönderen sadece birkaç isim. Evet, hiç vakit kaybetmeden hocam şeye gidelim. Oyuncularımızın röportajlarını izleyelim. Söylemler gerçekten çok ilginç. Özellikle Taha Yalçıner'in açıklamalarını dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Mustafa Sevgi ve Taha Yalçıner'le Nuri Hasan tesislerinde spor aksiyona özel röportajlar gerçekleştirdik. Şimdi bunları izliyoruz. Samsun Spor'un son haftalarda formu giderek yükselen Mustafa Sevgi ile birlikteyiz. Gerçekten son haftalarda takıma önemli katkılar sağlayan bir isim. Müthiş de bir gol atmıştı Antalya Spor maçında. Kendisiyle bir spor aksiyona özel küçük bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet Mustafa, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle sezon başında takıma katıldın. Evet. O süreçten bu zamana kadar değerlendirebilir misin? Sezon boyu Samsun Spor'a katılmasını çok mutluyum. Öncelikle onu belirteyim. Senelerce böyle büyük bir camiye karşı mücadele verdik. Bu formu ithal etmek istemiştim. Nitekim bu sene gerçekleşti. Sezon başı ufak bir sakatlığım vardı. Ameliyat geçirmiştim. Daha sonra takıma monte oldum. Çalışarak formayı aldım. İyi işler yaptığıma da inanıyorum. İnşallah bu şekilde de sezon sonunda şampiyonluğu göstermek için elimizden geleni yapacağız. Samsun Spor'a transferin gerçekleştirmeden önce hiç görüştüğün Samsun Spor'daki futbolcu arkadaşlarınla görüştün mü? Tabii ki, zaten çoğu önceden takım arkadaşımız, karşılıklı oynadığımız dostlarımız. Çoğu arkadaşım, yani öyle diyebilirim. O yüzden hem camia hem arkadaşlarım açısından olsun çok güzel bir ortam var. Seçmemizdeki en önemli tercihlerden biri de oydu zaten. O insanlarla görüşüp bu camiayı dışarıdan biliyoruz ama o insanlar da içten gereken her şeyi söylediler bizlere. Peki geride kalan haftalara baktığımızda en üzüldüğün veya seni en çok mutlu eden maç hangisi oldu? Valla bizim işimiz hafta hafta yaşamak. Hani biz uzun vadede çok düşünmüyoruz. Neden? Çünkü her hafta bu lig çok zor bir lig. Yani her hafta ayrı düşünmek zorundasınız. Kolay maç yok. Her yenildiğin maçta inan ki birbirinden ayıramıyorsun üzüldüğün maçı. Her yendiğin maçta da sevincin hani farklı olmuyor. Hani gol atmışsın, attırmışsın, hiçbir önemi kalmıyor yani. Önemli olan takımın galip gelmesi oluyor. O yüzden ama son haftalarda herhalde Adana'da ki maç bayağı bir üzdü bizi. Yani orada son dakika yememiz özellikle bayağı üzdü. Peki bundan sonraki süreçte şimdi önümüzde bir milli maç arası var. Ve devamında da Şanlıurfa Spor deplasmanına gideceksiniz. Playoff hedefi açısından önemli bir rakip. Evet. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Şu anda 10 gün var maça. İyi çalışıyoruz. İnşallah gidip oradan da puanlarla döneceğimize inanıyorum ben. Rakibimiz sonuçta, yani baktığınız zaman yukarılarda. Bizim için çok önemli bir kırılma maçı diye düşünüyorum. İnşallah oradan gidip onları yeneceğimizi düşünüyorum ben. İlk 2 mi ilk 6 mı?
Vallahi şu anda hani adım adım yürümek lazım. Şu anda ilk 6 hedefine girip daha sonra yukarıya saldırmak lazım. Özellikle bu lig, hani senelerdir oynuyoruz. Ne şampiyonluğu takımlar kuruluyor, düşme potasından son anda kurtuluyor falan. Adım adım yürümek lazım. Şu anda ilk 6'ya girip orada sağlamlaşıp daha sonra ilk 2'ye saldırmak lazım diye düşünüyorum. Samsunspor taraftarlarına mesajın var mı? Samsunspor taraftarına mesajımız var tabii ki. Bizi her zaman desteklesinler. Hiçbir zaman arkalarını dönmesinler. Sabırlı olsunlar. İnşallah biz ipi göğüşeceğiz. Onların sayesinde yürüyeceğimize inanıyorum ben. Çünkü çok büyük bir taraftar var burada. İnşallah sayısı da artar. Desteklerini bekliyoruz. Peki Türkiye'de en beğendiğin futbolcu? Vallahi soruya cevap vermeyeyim ya. Yani, Samsunspor'da en beğendiğin futbolcu? Ahmet Burak Solakel. Dünyada en beğendiğin futbolcu? Messi. Samsunspor'da ikinci sezonunu geçiren Taha Yalçıner geldiği ilk sezondan itibaren performansıyla taraflı tarafsız herkesin çok beğenisini kazanan, övgü dolu sözler alan ve alkışlanan bir isim. Orta sahadaki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, mücadeleci yapısıyla, attığı gollerle takıma çok büyük katkılar sağladı bu zamana kadar. Bundan sonra da umarız o katkıları sağlar. Kendisiyle birlikteyiz. Spor Aksiyon programında özel olarak sizler için bir röportaj gerçekleştiriyoruz kendisiyle. Evet, Taha hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim abi. Evet, Samsunspor'da ikinci sezonunu geçiriyorsun. Evet. Geriye dönüp baktığında nasıl değerlendiriyorsun? Mutlu musun, huzurlu musun? Vallahi öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen sene geldim Samsun'a. İyi adapte oldum. Kariyerimin belki de en iyi yıllarını, en iyi sezonunu geçiriyorum Samsun'da. Normalde yani oyun yapım benim buydu ama burada ekstradan çok fazla goller atmaya başladım. Bu da daha olumlu bir şekilde yansıdı futboluma. Burada ikinci sezonumu geçiyorum. Geçen sezon playoff'ta son maçta elendik. İnşallah bu sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Playoff'tan inşallah çıkacağız. Bu şekilde çalışıyoruz. Bakalım inşallah iyi olacak her şey. Özellikle bu sezon orta sahada çok önemli görevler üstleniyorsun ve oynamadığın maçlarda da takım sanki o bölgede biraz sıkıntı yaşıyor. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ya valla hani yerimize oynayan arkadaşlarımız da iyi mücadele ediyorlar. Belki o maçta denk gelmemiştir, öyle demeyelim de iyi geçiyor dediğiniz gibi sezon boyunca hani formayı aldık, iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah Allah sakatlık vermesin, en önemlisi o. Sakatlık olmadıktan sonra mücadelemize en iyi şekilde yansıyacağız sahaya. Peki bu sezon şu ana kadar playoff hedefi aslında iyi bir noktadasınız diyebiliriz. Evet. Ama geriye dönüp baktığınızda tabii ki şanssız puan kayıpları da yaşandı. Hem takımın durumunu şu anki nasıl değerlendiriyorsun, hem Şanlıurfa Spor maçı var ve ondan sonraki süreç son 9 haftaya giriliyor. Nasıl tamamlanır lig? Evet. Aslında baktığınız zaman ikinci yarı müthiş bir çıkışımız var. İlk yarı çok fazla puan kaybettik. Bunun tabii bir sürü sebebi var. Futbol dışı olaylara çok meşgul edildik. Belki olaylar yaşanmasaydı şu an çok farklı bir yerde olabilirdik. Belki 3-5 puan da alabilseydik ilk yarı şu an çok farklı bir yerde olur. Direkt ilk ikin yani en büyük adayı, hatta birinci Kayseri bile geçebilirdik. Yani ben çünkü ikinci yarı yakaladığımız çıkışla şu an hala ilk 6'ya giremiyoruz. Düşünün yani ilk yarı ne kadar fazla puan kaybettiğimizi. Ama tabii ki hiçbir şey için geç değil. Bu çıkışımız bizim devam edecek inşallah. Takımda müthiş bir arkadaşlık var. Geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Bu arkadaşlık sahaya yansıyor. Bu neticeleri alıyoruz. Çünkü bu ligde ikinci yarı bu puanları almak kolay değil. Geçen sene de ikinci yarı çok iyi puanlar aldık. Bu sene de devam ediyoruz. 9 tane final maçımız kaldı. Tabii gerçekçi olmak gerekirse ilk iki hedefimiz biraz az. Biz tabii ki sonuna kadar kovalayacağız ama ilk 6 için varımızı yoğumuzu ne gerekiyorsa sergileyeceğiz. İlk 6'ya kalacağımızı düşünüyorum. Şanlıurfa maçı tabii çok kritik bu hafta. Rakibimiz, onları mutlak suretle yenmemiz gerekiyor. Ama bu tabii ki bilinçsizce oynayacağımızı gerektirmiyor. Orada iyi bir taktik disiplinle mücadele edeceğiz. Maç 90 dakika olduğunu unutmayacağız. Bu golü son dakikada da atabiliriz. Maçın başında da atabiliriz. Bu mücadeleyle orada savaşacağız. İnşallah iyi bir sonuçla oradan döneceğiz. Taraftarımıza armağan edeceğiz. Taraftarların mesajın var mı? Yani tam anlamıyla tribünlerde olmadı bu sezon. Evet. Tabii bunun etkenleri de vardı. Son 9 haftada 5 maç içeride oynanacak. Çok evet. Önemli sizin için taraftar. Fikstür olarak çok avantajlıyız ama dediğiniz gibi taraftarın da bir gayret göstermesi gerekiyor.
Geçen sene baktığım zaman tribünlerde büyük sıkıntı var. Yani onlar olduğu zaman, tribünleri doldurduğu zaman bizim gücümüze güç katıyorlar. Daha fazla yani yorulduğumuz zaman sahneye çıkıyorlar, takımı ateşliyorlar. En azından maraton tribünün ve numaralı tribünün dolması gerekiyor. Onlar olduğu zaman, işte koreografi şovları olduğu zaman futbolcuyu etkileyen faktörler bunlar. Biz de bizim takım mücadele eden, koşan bir takım. Bunlar kesinlikle %100 olumlu etkiler. İçeride 5 maçımız var. Onlar eğer gelirse, tribünleri doldurursa artık posolik almaları gerekiyor. O şekilde çok daha farklı bir Samsunspor izleyebilirler. Onları da yanımızda olmalarını istiyoruz. Peki biraz özel sorulara geçelim. En çok sevdiğin yemek? En çok ben etçiyim. Her gün et olsa yerim. Izgaranın bütün çeşitlerini seviyorum. Samsun desek senin için ne anlama gelir? Samsun valla çok güzel bir şehir Samsun. Ailemle burada çok mutluyum. Çocuğum burada doğdu. Benim için çok özel anılar var Samsun'da. Yani futbol hayatım boyunca unutamayacağım bir yerdir Samsun. İnşallah uzun yıllar burada oynamak istiyorum. Bakalım hayırlısı artık ne olursa olsun. Samsunspor'da Türkiye'de ve dünyada en beğendiğim futbolcular? Samsunspor'da hem kişiliğiyle, hem futbol ahlakıyla, hem futbolla Musa abiyi çok beğeniyorum. Çok profesyonel bir futbolcu kendisi. Dünyada da örnek. Öyle bir çok şey yok. Yine kişilik ve ahlak olarak Hakan Şükür çok beğenirdim. Hala çok beğeniyorum onu. Hakan Şükür diyeyim. Dünyada ve Türkiye'de. Dünyada ve Türkiye'de tabii. Hakan Şükür diyeyim. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, saatlerimiz yeni bir gündeyiz. 00:37 oldu ve adım adım da finale gidiyoruz. Birkaç tane mesaj var. Okunması gereken ve size aslında yönelteceğim sorulardan bir tanesi de izleyicilerimiz yöneltmiş. Orhan Ismarcı demiş ki playoff hayal demiş Samsunspor'la şu andaki kadroyla. Ergin Demiroğlu demiş ki Eren Hocam bu takımı gönülden seviyor ve elinden geleni yapıyor. Ligde daha iyi hocalar tabii ki olabilir fakat Samsunspor için yeterli bir hoca. Hocamız kötü yorumları demoralize etmek yerine yapıcı eleştirilerle destek olmalıyız demiş. Oğuz Çelebi demiş ki Ercüment Çoşkunları takımda organizasyon görmediğini söylüyor. Besim Durmuş'ta oyun kalitesini görmediğini 10 üzerinden 4 verdiğini söylüyor. Beni eleştirmiş. Avni Demir'e yine... Organizasyonuyla ilgili. Yoksa Samsunspor'un bir oyun tarzı var. Muhammed abi demiş bu yanlış duruşumuz bize olumsuz yansıyor ve takıma zarar veriyor demiş. Sen mi veriyorsun? Benimle ilgili ne diyordu orada? Pardon demin bir şey dediniz. Benimle ilgili bir mesaj vardı orada. Evet şey demiş yani... Üçünüzü bir güzel olarak takımın eksiklerini görme anlamında, söyleme anlamında takdir etmiş. Muhammed Çavuşoğlu'nu zarar veriyor demiş. Ya herkes fikrini söylüyor burada. O yani bizim söylediğimiz kanun değil. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. O gayet kendi düşüncesi. Tabii. Hocam, hoca da kendi takımını oynatıyor. Hocam, bizi izleyen, izlemeyen, yani. Bizi yorumlarımızı seven, sevmeyen herkesin başımız üstünde yeri vardır. Herkesin ya, görüşüne saygı bizi duyuyoruz. Bizi de eleştirecekler. Böyle, problem evet, yok kesinlikle. Burada. Kesinlikle. Yüksel Ömüral demiş ki iyi yayınlar Muhammed Bey. Ercüment Hoca'ya, Besim Hoca'ya da Avni Bey'e iyi yayınlar. 9 final maçlarımız kaldı. Şanlıurfa, Adana Demir ve Osmanlı Spor. Hatta Gaziantep, Büyükşehir Belediyespor bu maçlar çok önemli. Neler söyleyecekler demiş hocalarımız. Bak hemen ben söyleyeyim aklıma gelmişken sonra da şey olur. Şimdi birinci ve ikinci takım düşünülecek olursa Kayseri birinci diyelim, Adana Demir ya da Osmanlı ikinci olacak. Öyle varsayalım. Evet. Yani görünen tabloya göre Adana Demir daha avantajlı ama ikinci takım ya Adana Demir ya Osmanlı olacak imkanlar. Belki biraz Antalya ama o şey yok. Şimdi matematik olarak bakıldığında 7 tane takım var. İkisi çıkıyor, 5 tane takım kalıyor. Bu 5 takımdan bir tanesi ayıklanacak, 4'ü playoff oynayacak. Evet. Matematik olarak konuşuyorum ben. Bakılacak olursa 44, 43, 42, 42, 40 puan olarak da. Zayıf halka puan olarak biz gözüküyoruz ama fikstür olarak avantajlıyız. Yani Samsunspor takımı playoff'a kalmak için bir takımı bertaraf edecek. Kim hocam? Bilmem ben kim olur. O ilk 7 sıra içindeki hangi yani takım bu, dışarıda kalır hocam? Bu Urfa olur. Ben mesela belki Osmanlı Spor daha yakın gibi görünüyorum. Yok, fikstüre bakarak. Yok. Osmanlı Spor takımı öyle şey bir takım değil. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Bu Urfa olur, Alanya olur, Antalya olur. Buradan. Son 3 yılda... Hocam ben bitireyim de bunu. Şimdi Samsunspor buradan Osmanlı
Evet, 44 puan. İçeride geldi, yenersen yakalarsın Osmanlı'yı. Birebir maçın var. Ona kalırsa Adana Demir'le de var maçın. Yani ama Adana Demir 48 ya. Osmanlı bizim yakın rakibimiz diye düşünün. Şimdi bu 4 takım, 1, 2, 3, 4 takımdan birini biz ayıklamamız lazım. Biraz daha böyle yani şey dilinden konuşalım. Evet, ayıklayamazsan zaten kendini ayıklayamazsan sen kendini ayıklıyorsun. Evet. Ayıklamak için de imkanlar var. Kadro kalitemiz var. Yani biz buradan yorum yaparken kendi özlediğimiz, kendi oyun düşüncemiz, kendi futbol anlayışımıza göre yorumlar yapıyoruz. Onun için de eleştiri değil bu. Fikir. Eleştiri değil. Muhakkak Erhan Hoca da kendi işlerini yapıyor. Biz de kendi işlerini yapıyoruz. Eleştiri de olacaktır hocam. Ya, eleştiri de olacaktır. Şimdi şöyle, biz de o koltuklarda oturduğumuz için o takımın kazanması için yetersiz, hani yetersiz olarak demeyeyim de hata herkes yapacak. Bu hata, biz doğruyu söylüyoruz. O yanlış yapıyor mantığından söylemiyorum. Evet. Bunu eleştiri olarak değil, bir fikir olarak, beyin jimnastiği olarak söylüyoruz. Bu dört takımdan Urfa, Alanya, Antalya, Osmanlı. Bana göre Samspor daha avantajlı. Yani Samspor daha avantajlı. Osmanlı, Antalya, Alanya, Urfa. Kadro kalitesi, yönetsel tutum, yaşanan, gelinen enerji, bulunan fikstür pozisyonu, fikstür. Yani Urfa maçı şey gözüküyor. Kaybedersen kötü, 5 puan oluyor. Evet. Diyelim sen kaybettin, Alanya da kaybetti. Urfa 45 yaptı. Karşıyaka maçı da çok çok önemliydi. Bak, çok önemliydi ama Samspor kazandı. Bir takımı alacaksın ya altına. Alanya da kaybetti. İkili averajda Alanya'dan iyi miyiz biz? Burada 1-0, 1-0. İkili averajlar da devreye girebilir. İki maçta 1-0. Genel averaj da devreye girebilir. Yani burada sadece şeyi düşünmeyin, puan farkını. Çünkü aradaki puan farkı çok değil. Hocam ikili averajda Alanya ile orada 1-0 mağlup. Bitiriyorum hocam. Burada da 1-0 galip. Bak, İşte bunlar bir dahaki programa geldiğimizde ben bunların hepsine bakarım. Samspor'un oynadığı maçlarda ikili averaj. Çünkü ikili averajla bile playoff'a kalma şansımız var. Çünkü ben bir golle kümede kalmış bir takımın teknik direktörüyüm ya. Samspor'da. Şu an sadece Adana Demir ve evet. Antalya'ya karşı bakın, ikili averajda. Bir golle kümede kalmış bir takımın hocası olarak söylüyorum Samsunspor'da. O bir gol bile çok önemli. Bu bir takımı altımıza almak için. Samsunspor'un önünde çok büyük bir fırsat var. Yani Urfa maçını kaybedebiliriz de kaybetmek istemiyoruz asla. Öyle bir düşüncemiz yok. Biz kaybettik Urfa'ya. Alanya Bolu'ya yenildi. Antalya Altınordu'ya yenildi. 43-42 dünyanın sonu değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. 6 maç var. Ordu'yu yenersin, Antep'i yenersin, Manisa'yı yenersin. Onları altına alabilirsin. Onun için Samsunspor takımının ligin sonuna kadar büyük avantajı ve şansı var. Bu fırsatı doğru kullanmak zorunda. Ben yine çekiliyorum. Kenara ve dinleyeceğim. Nefes aldıkça umut vardır. Karagümrük takımında biz son 4 haftaya gelindiğinde matematik olarak istatistiğini tuttuk. %6,5 şansımız vardı. 4 maç 10 puan yaptık. Son 4 maç 10 puan yaptık. Playoff'a kaldık. Playoff'ta Bergama'yı yendik. Maraş'ı yendik. Şampiyon olduk. Ve 2 maçı da uzatma oynadık. 2 maçı da 10 kişiyle oynadık. Nefes aldıkça umut vardır. Ben burada en büyük güç kadro kalitesini görüyorum. Samsun'un şehir potansiyelini, formasının ağırlığını görüyorum güç olarak ve yönetimin katkısını görüyorum. Samspor bana göre playoff'a kalacak. İnşallah da şampiyon olacak. Benim temennim bu. Kadro kalitesi var. Şimdi hiç şeye karamsarlığa gerek yok. Ercüment hocam gayet olumlu şeyler konuştu. Ben de aynı şekilde Samspor'un şampiyon olduğu yıl çok böyle son 6-7 hafta galip gelememişlerdi. Yani başka takımlar galip gelemedi. Samspor arka arkaya kazandı. İlk ikiden çıktı. Geçen dönem playoff oynadığı dönem Samspor kendi üstündeki takımların 5 maç oynadı. Hepsinde berabere kaldı. Mağlup oldu. Playoff oynadı. Finalde elendi. O 5 maçın 3'ünü kazansa ilk ikiden biri olacaktı. Hatırlıyorsunuz evet. Maçları. Evet.
hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl olsa playoff var, nasıl olsa playoff var dedik. Biz çok önemli fırsatlar kaçırdık. Şimdi aynı yere geliyorum. Bu konuştuklarımız yarın havanda su dövmeye dönüşecek. 27 puan var. Hocam demin 12 maçın, 9 maçın kaç galibiyet demişti? Siz hocam, 12 maçta 2 mağlubiyet normal karşılarım dedi. 2 mağlubiyet normal karşıladın da bu takım ilk 2'den çıkar. Bırak playoff'u. Yani üstte puanlar bu kadar yakınken sen 10 maç kazanacaksın. Üsttekiler 10 maç kazanacak. 6 tane takım 10 maç kazandı mı altta giden hiçbiri maç kazanmayacak mı? Hocam şöyle demiş olabilir. 2 yani, mağlubiyet atıyorum. 6 galibiyet, 4 beraberlik. Samsunspor hem oyuncu kalitesi. Doğru. Hem oyuncu kalitesi. İçerideki oyuncu kalitesi. Samimi söylüyorum. Fert çok üst düzey. Yarışacak yeterli oyuncu kalitesi ve oyuncu derinliği var. Yönetimsel organizasyon da. Şimdi oraya geleceğim. Yönetimin açığa çıkarttığı enerji var ve güven var. Artı edebiyat yaptığımız para beklentisi ortadan kalktı. Sığındığımız limanlar da ortadan kalktı. Yarışmak için bütün mevcut şartlar ortada. Kulübün kalitesi, forması, en önemlisi 12. adamı süper. Evet. Sadece demin 10 üzerinden 4 ile 10 üzerinden 8 dedim ya. Bunun ortalamasını bulsun oyuncu kardeşlerim. 7 ile oynasınlar. Biz çıkarız, çıkar. Sadece bir günle öbür gün arasında gündüzle gece kadar fark olmasın. Evet hocam, bakalım önümüzdeki hafta Şanlıurfa Spor maçının ardından başarılar diliyoruz. Yine bir soracağız ama önce şu çok sayıda mesaj var. Emre Yıldız demiş ki Ramazan Çetin'le birlikte Fatih Yaman'da Havza'yı bekliyoruz demiş. Bütün Havza görüntüleri bekliyor demiş. Havza'yı tebrik ediyorum. Havza'nın şu görüntülerini izleyelim hocam. Sporcu kardeşlerim, belediye başkanı Metin hocamın ekibini çok büyük başarıya imza attılar. Onları gönülden tebrik Havza ediyoruz. Havza bu başarıya ulaşmak için kenetlendi. Belediye Başkanı Murat İkiz, Ticaret ve Sanayi Başkanı Erkan Acar, Havza Belediye Spor Başkanı Aziz Pekşen, yönetim kurulu, taraftarlar, teknik antrenör. Ama hemen araya giriyorum. Başarılar görecelidir. Ben de bu yılla ilgili yaptıkları işi başarılı buluyor. Tebrik ediyorum. Ama geçen yılda ikinci olabilir. Olabilir. Ama ben diyorum ki bu boşluk olmasın. Havza Spor'u Bal Ligi'nde kalıcı yapsınlar. Hatta bir üst lige çıksınlar. Tesislerini yapsınlar. Evet. Organizasyonlarını yapsınlar. Futbol bu günlük başarılarla yaşayan ve yaşatan bir olgu değil. Futbol süreklilik ister. Avni abi biraz evvel söyledi. Evet, bu hafta Bal Ligi'nde de kısa kısa takımları piyasada yok. Ladik mesela maalesef. Güven Hoca yani da önemli işler yaptı. Terme 2-0 mağlup etti Yeni Amasya Spor'u bu hafta. Senol Başkan hem mevcut kulübün başkanı Hüseyin Bey önemli futbol adamları orada kendi altyapılarını daha fiziki şartlar daha olumlu hale getirip orayı da yaşanabilir hale dönüştürebilirler. Ama çarşamba sıkıntılı. Bafra küme düştü. Evet. Ladik yaşam savaşı veriyor. Orada da Recep Hocam önemli işler yapıyor ekibi. Orada da çok değerli başkanlar, yöneticiler var. Ama bunları çoğaltıp daha fizik şartları, daha gelişen genç nesli oralarda oynatabilir, yarışır hale getirebilir. Hem alttan gelen genç hocalarımızın kendilerini ifade etme noktalarında daha güzel kulüp yapıları, daha güzel organizasyonlar, daha yukarıya çıkarak işte yarışma noktasında, gelişme noktasında bunları bütün şehrin dinamikleri bunları hocam, ortaya koymak zorunda. Siz gayet çok güzel söylediniz. Bir noktayı es geçmeyelim Avni abi. Şimdi Ocak ayında yapılan teknik direktör seminerinde futbol direktörümüz Fatih Terim 3. liglerin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma olduğunu söyledi. Ben bunu özellikle söylüyorum zaten. 3. ligleri kaldıracaklar, 2. lig yapacaklar, Bal Ligi'ne düşürecekler. Yani Bal Ligi de zorlaşacak. Eğer tesisiniz yoksa, 3. lige çıksanız yoksunuz, yine Bal Ligi'ndesiniz. Eğer fiziki koşullarınızı ayarlamazsanız, ekonomik durumunuzu planlamazsanız, işte dediğim gibi başarı görecelidir. Tabii bunları bilmeleri gerekir bu kulüplerin yönetimleri. Ama adaletsizlik hocam, söz konusu olmaz mı? Oraya, abi, yani şimdi ben diyelim ki Hatay'da böyle
öyle bir imkan yok. Ne yapsın yani? Abi ben duyduğumu söylüyorum. Ya Süper Lig'lerde kulüpler yasası çıkışı ben duyduğumu söylüyorum. İstediği kadar para yazıyor, kimse soran yok. Maalesef yok. Olur. Ben duyduğumu Türkiye'de söylüyorum. Türkiye'de olmaması gerekenler oluyor çünkü. Yani ama bu olacak. Şartlar daima eşit bu. Olmalı bir yerde. Bunu ben burada söylerken bu takımlara yatırım yapan insanların termo olsun, çarşamba olsun, bafra olsun, Amasya olsun, ciddi yatırım yaptı. Ladik. Şimdi Ladik olsun. Bu takımların bu bilgiyi de ceplerine koyup yıllık planlarını doğru yapsınlar. Benim anlatmak istediğim nokta bu. Eğer bu uygulama 2015-2016'da olmayabilir ama 2016-2017'de bu uygulama olduğunda buraya yatırım yapan insanlar daha zor koşullarda daha zor takımlarla karşı karşıya kalacaklar. Hocam havza ayağa kalkmış. Benim anlatmak istediğim hocam, bu. Hocam havzanın görüntülerini verelim hocam. Hadi, ben verelim kısa hocam. Haber vermiyorum. Ben uyarıyorum. Sen niye vermiyorsun? Suç ben. Sende. Buyurun evet. Bekletmeyelim daha fazla. Havzayı tebrik ediyoruz. Havzayı gerçekten tebrik takımı ediyoruz. Pazar başarılar günü, diliyoruz. Pazar günü oynanan maçtan sonra havzada takımı coşkulu bir taraftar grubu karşıladı ve meşale yakarak davul zurna eşliğinde bal ligine yükselmeyi kutladılar. Şimdi o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Süper Amatör Lig'in son hafta maçını Telekom Spor'a karşı 3-1 kazanan Havza Belediyespor hem şampiyonluğunu ilan etmiş hem de bölgesel amatör lige çıkmayı hak kazanmıştı. Sahadaki kutlamaların ardından Havza Belediyespor kafilesi ilçeye gittiğinde Havzalılar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Yüzlerce Havzalı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları ilçe meydanında karşıladı. Aziz Fekşen abimiz. Meşaleler yakan Havzalılar takımlarının şampiyonluğunu davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak kutladı. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Belediyespor Başkanı Aziz Pekşen, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular taraftarın coşkulu kutlamasına ortak oldu. Gece geç saatlere kadar devam eden coşku sırasında konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, takımımızı yürekten kutluyorum dedi. Havza Belediyespor tarihi yazdı. İnşallah bu tarihi 29 Mart 2015'i Havzalı hemşerilerim unutmayacaktır. Ve ben Havza Belediyespor'u Bal Ligi'nde de inşallah Aziz Başkanım dediği gibi 3. Lig'e de gelecek sene bu zaman onu da kutlarız. Evet, Havza'da coşku bu şekildeydi. Yine hemen tebrik ediyoruz bir kez daha Havza. Umarız önümüzdeki sezon Bal Ligi'nde de çok başarılı bir dönem geçirir. Bu arada Çarşamba Spor'u Ladik Belediyespor maçında yaşanan olaylar vardı. 72. dakikada maç yarıda kalmıştı. Bugün de o oyuncuyla ilgili karar verildi. Oğuzhan Gökçe'ye 35 maç resmi müsabakada men cezası verildi. Puan silme oldu mu yoksa? Yok, şu an o maçla ilgili de kararın önümüzdeki günlerde verileceği açıklandı. O da önemli. Henüz bir şey yok. Biliyorsun. Yalnız oyuncu eğer 35 puan düşerse çarşamba da düşüyor. Hocam 35 bir maç. Yıl yani birbirinde 34 maç oynansa demek ki bir yıl bir de önümüzdeki sezon. Yok, Bal Ligi'nde 34 maç. Ben 15 sene profesyonel futbol oynadım. Stoper oynadım. Tekmenin tokatının olduğu yerde oynuyoruz. Yanlış hamlelerin bol olduğu yerde. Ben bir kırmızı kart gördüm çift sarı karttan. Hocam hakeme sözlü hakaretten dolayı 5 maç, ihraç sonrası 4. hakeme saldırıda bulunmaktan bulunmaktan 15 maç, orta hakeme saldırıda bulunmak, müsabakanın yarıda kalması neden olmaktan 15 resmi müsabaka. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. İdama az kalmış zaten. Şimdi ama Avni abi spor adamı olmak ayrı bir şey. Şimdi işte antrenör olmak kolay. Futbolu bitirirsin, antrenör teknik adam olursun. Ama şimdi spor adamı olmak çok zor abi. Çok zor bir iş. Yani gerçekten zor bir iş. Dolayısıyla ben federasyonda çalıştığım dönemde ceza kurulundaydım. Bana da böyle hakeme yumruk attı, rakip oyuncuya yumruk attı, bilmem ne yaptı. Bu türce en ağırını verirdim. Orası ya kendi adaletini biçme yeri değil. Futbol oyun kuralları denen bir şey var.
Bugün liglerimizde yaşadığımız en büyük sıkıntı da bu. Oyuncular bu konularla donatımlı gelmiyor. Geliyor oyuncu diyor ki benim doğrularım var. Senin doğrun falan olamaz. Futbol oyun kuralı var. Peki şimdi gidiyorsun askeriyede yasa yok. Değil mi? Maalesef. Askeriyede bir gelenek var ama. Hadi git mutlaka bakalım. Bir üste bir şey yap. Kıdemliğe bak ne yapıyor seni. Ne yapıyorsun? Öyle değil mi? Şimdi böyle bir kanun da yok. Ama burada oyun kuralı var. Şimdi kırmızı ışıkta geçme diyor. Kırmızı ışıkta geçersen ceza yersin. Futbolda da bunu yapma diyor. Kuralı var. Benim de öyle bir şey yok. Futbol oyun kurallarına uymak zorundasınız. Ama ben işte yaklaşık 3 sezondur 3. liglerde çalışıyorum. Genç oyuncularla çalışıyorum. Yaşadığımız en büyük sıkıntılar bunlar. Hocam Çarşamba Spor Camiası da Çarşamba Spor hem yönetim kurulu hem de camiası bu sezon özellikle çok farklı bir profil ortaya koydu. Ben çarşambalıyım. Dışarıdan takip ettim. İyi bir kadro. Yani böyle olayları hiç tasvip etmeyen bir yönetim var orada. İyi bir yatırım yaptılar. Olacak. Evet. Tesis açısından da iyi durumdalar. Ben çarşambalıyım Muhammed. Yani istemem mi çarşambanın üst yerlerde, iyi yerlerde olmasını. Ancak bu tip hocam, olayları... Hocam hem de yedek kulübesinde ya, yedek kaleci. Bu tip olayları yapanlar da ben onaylamıyorum yani. Yapma abi, yapmayın. Yani hakem yanlış yapabilir. Sen hatalı gol yiyorsun diyelim. Kaçırdın, golü yedin maçın içinde. Seni de defans oyuncusu mu dönecek? Böyle bir algı oluşuyor o zaman. Yani doğru mu? Benim anlatmak istediğim anlıyor musun? Evet hocam, kesinlikle. Cezalar mutlaka verilmeli. Caydırıcı olmalı. Caydırıcı olabilmeli. İlerisi için de yani bu sıkıntı yaşanmamalı. Ama bakın Türkiye'de öyle ilginç olaylar oluyor ki. Birine 35 maç veriliyor. Bir diğerine 12 maç veriliyor. Bir diğerine 2 maç, 3 maç mesela. Bir diğerine de es geçiyor. Bir diğerine hiç verilmiyor mesela. Yani bu standart norm oluşturamamak. Evet. Ama bu hata oyunu. Avni abi lafı ağzımdan aldım. Özür dilerim. Şimdi hakem de hataya matur. Hakem de hata yapabilir. Niyet önemli. Yani art niyet. Herkes yapabilir. Şimdi taraftarı yapıyor. Yani sadece yapıyor değil, herkes yani, yapıyor yani. Her birinin mu? De ayrı ayrı cezaları var. Mu? Hepsinin kendi arasında hiyerarşisi var. Bu hiyerarşi içerisinde cezaları var. Yani mesela geçen hafta Emenike formayı çıkarttı, sahadan çıktı değil mi? Sonra içeri girdi. Evet. Ne ceza aldı? Kırmızı kart. Ben Fenerli değilim, oralı değilim, buralı değilim. Bu bir hata sonuçta. Aslında orada bakın kırmızı kartı hak etmişti. Çünkü sadece çıkmakta kalmadı. Çıktı, formayı tekrar girdi, formayı çıkardı. Üç ayrı sarı kart gerektiriyor. Şimdi, yani oyun dışı, kırmızı kart oyun dışı. Burada hakem hata yaptı. Evet. Yapabilir yani. Bu da görmemiş olabilir. Bunu kasti mi yaptı? Şimdi biz diyoruz ki olmuyor işte. Yani futbolun i̇şte, içerisinde futbol 7 dönüm 7000 metrekare içerisinde 22 tane insanın sürekli hareket halinde yaptığı bir topun peşinde iş. Bir sürü hata olacak. Hakem de hata yapacak. Bakın ben Silivri'de son maç Samsun bölgesi hakemi geldi. Bu zamana kadar da dile getirmedim. Ayrıldığım maç. Bir önceki iki hafta evvel Kahramanmaraş'ta bir maçıma Samsun bölgesi hakemi geldi. Doğru kararlar vermediler. Vermeyebilirler. Hiçbir zaman sistem etmedim. Etmeyeceğim de. Bakın Silivri'yi anlatayım. 10. dakika kaçırdığını düşünüyorum. Hakem uzak kaldı. Yan hakem gördü. Vermedi. Yan hakem Trabzon. Onların için de ayrı kaoslar var. Başka bölgelerden geliyor. Tim değiller. Ekip değiller. Evet. 12. dakika kırmızı kart penaltı verse rakip 10 kişi biz gol atacağız. Belki enerjimiz, bakış açımız farklı olacak. Ben şimdi niye diyeyim ki pozisyonu kaçırmış olabilir. O ister mi? Şimdi ben hani duygusallık da beklemiyorum. Hani ben Samsunluyum. Bu böyle şeyi de asla onaylayan biri değilim. Eyyamcı bir adam da değilim. Maçın hakkı neyse versin. Maç bitti bir tek kelime söylemedim. Maç öncesi başarılar dilemiyorum. İşte spor adam olmaya çalışmak lazım. Çünkü ben Maraş maçına gittiğimde gazetelerde manşet. Hakemle Ercüment Hoca çok iyi arkadaş. Ya adamla bir bardak çay yan yana çay içmedik biz. Gitmedim ki yanına. Şaibe altında kalmasın. Yani sıkıntı yaşamasın. Aynı şey. Geçmiş gitmiş. Onun için herkes hata yapabilir. Futbolun yaşamı içerisinde hata var.
Önemli olan bilerek yapmamak ama. İşte bu 35. İşte, peki. Ama bilerek de maalesef çok yapılıyor. Mesela bir Fenerbahçe'ye farklı davranılıyor. İşte Emre Belezoğlu olayı. Yani orada sarı kartı hak etmişti aslında. Yani tarafsız bir gözle baktığımız zaman. Emenike'nin olayı şimdi. Kırmızı kartta oyun dışı kalması gerek. Ama o hakem Emenike ve Fenerbahçe olduğu için rahatlıkla belki de demiştir benim kontrolümde dışarı çıktı. Veya başka bir takım. Ya başka bir takım. İşte ben diyorum ki Avni abi. Evet. Büyük takımlarda, hocalıkta, futbolculukta hem zor hem kolay. Evet. İltimaslar var büyük takımda olduğunuz için hem hoca olarak hem oyuncu olarak. Ben de diyorum ki gerçek iş bu taraflarda, bu taraflarda yapsınlar. Peki hocam İltimasın bu tarafa dönelim. Futbolda maalesef Türkiye'de yer yok. Bakın ilk spor güvenlik kurulu üyesiydim. Bir iki sezondur gitmiyorum toplantılara. Evet. Hiçbirine katılmıyorum. Aslında protesto ettiğim için katılmıyorum. İnanın bir ceza veriliyor. Bir taraftara mesela taşkınlık yapmış, şu etmiş bu. Yasa belirtiliyor. Diyor ki işte 1360 lira para cezası. Para cezası verilecek. Oradaki üye arkadaşlar her biri ya bu çocuğu ben tanıyorum. Ailesi çok mağdur durumda. Öbürü bilmem ne durumda. İyi de o taşkınlığı yapmaya meyilli ve yapıyorsa imkan yoksa cezası nasıl hafifletilebilir? Nasıl kaldırılabilir? Veya verilmezse olmaz olsun, mı? Tabii onlar anan. Bırakın onu. Hep iltimas cezası kesilenler abi. Dahi hiçbiri de ödemedi. İltimas bekliyoruz. Yani. Maalesef. İşte onun için geldiğimiz nokta bu. İşte maalesef böyle oluyor işte. Bu maalesef işte. İnşallah ileride abi, bu tür şeyler olmaz. Oldu. Ve en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Sadece Samsun için demiyorum. Bu bütün Türkiye için. Hatta dünyada da seyirci futboldan uzaklaşıyor. Hızla bir uzaklaşma var. Dikkat ediyor musunuz? Geçen sezon Samspor 13-14 bin, 15 bin lira maç oynardı. Bugün 3 bin kişi geldiği zaman bunu fena değilmiş diyebilecek hal. Pasolig'e bağlıyoruz ama ya bu Pasolig olayının artık tartışması dahi yapılamaz hale gelindiğini sıkça herkes belirtiliyor. Artık taraftar bunu anlaması demek lazım. Ama bir bahane arandı. Keyif vermiyor demek ki futbol abi. Peki hocam umarız böyle görüntüler bir daha tekrarlanmaz. Özellikle Samsun'da tekrarlanmaz. Yapılan ceza işin cezasız kalmamasından. Havza'yı kutlayalım. Terne'yi kutlayalım. Ligde balda kalmayı başardı. Çarşamba ve Ladik arasında da müthiş bir rekabet var şu anda. Yarış var. O maç aralarında oynadıkları maçın sonucu da önümüzdeki günlerde kesinlikle i̇ki kazanacak. Maç kaldı, değil mi? Şu an evet iki maç kaldı. Bakalım Bafra Spor da düştü zaten haftalar öncesinden. Ve son olarak yine hocam birkaç mesaj geldi. Samspor'la alakalı olarak soru var hocam. Canberk neden oynamıyor demiş. Mert Keskin. Şimdi ben bir A2 maçını seyrettim. Karşıyaka maçı öncesi miydi? Yok. Antalya maçı öncesi herhalde. Evet Antalya maçı öncesi. Hocam tamamını okuyayım mesajdan. Daha da kesintisiz devam edelim isterseniz. Sakatlığı hocam, yok diyebilirim. Birkaç soru daha var. Tamamını okuyayım. Kesintisiz devam edelim. İyi akşamlar Muhammed Bey demiş. Ersel Öner. İnşallah takımımız milli maç arasını iyi değerlendirmiştir. Bence Urfa Spor'dan alınacak bir puan bizim için çok iyi olur. Çünkü biz Urfa'dan sonra Ordu ile oynayalım. Onlar ise Adana Demirspor'la oynayacak. Yani 6. sıra bizim olacak demiş. Bak şimdi işte 6'ya takılıyor. Hani. Bak hala 6'ya takılıyor. Hocam bir saniye bir mesaj daha var. Alanya'da Kayseri ile oynayacak. İbrahim Ergün demiş sonra. Ki evet. İbrahim Ergün demiş ki hiç mi Eren Altın'ın başarısı yok katkısı yok demiş bu başarıda İbrahim Ergün. Biz öyle bir şey demedik ki var tabii ki ya. O da sormuş yani konuştuklarımızdan da sormuş. Hiç mi demiş katkısı yok Eren Altın'ın demiş. Teknik sorumlu o. Yani biz miyiz? Var tabii. Hocam soruların tamamını hep birlikte bir söylüyoruz şey yapalım, cevaplayalım. Arada geldi mi cevaplıyoruz. Muharrem Say, Muhammed Bey nasılsınız? Sizi severek izliyoruz. Samspor'umuz bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Nasipse sizi seviyoruz. Sizi izlemeye devam ediyoruz hocam. Samspor'a selamlar. 4 yaşında kızımla izliyorum sizi gecenin bu saatinde demiş. Nokta koyalım artık. Evet hocam. Canberk neden oynamıyor? Hiç mi Eren Altın'ın katkısı yok? Bu başarıda playoff hedefini Samspor gerçekleştirir mi? Urfa maçından hangi stratejiyle mücadele etmeli ve nasıl bir sonuçla dönse Samspor için çok büyük avantaj olur. Beraberlik de Samspor işine yarar mı? Avni abi beraber artık. Beraberlik yarar tabii. Programımızın da son bölümüne bence, geldik artık. Demin de söyledim. Sadece bu maça bağlamak şey değil.
Ondan sonraki süreç bence daha olumlu işlerse, daha bir ortalama bulabilirsek. Fikstür 2-3 tane de kolay maçımız var. Ama kolay maçlarda da çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Bence hoca da maç maç ele alacaktır bunu. Her maç kendi içinde zorluk derecesi farklı. Samspor inşallah çıkar. Canberk çok değerli bir oyuncu. Çok iyi olduğunda, güçlü olduğunda, oynayacak konuma geldiğinde Samspor için bir kazanç. Ama sakatlığı var. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O konuda herhangi bir bilgim yok. Şu an çalışıyor hocam antrenmanlarda, onu söyleyelim. Bundan sonra inşallah sahalarda görürsek katkı sağlayacağını umuyoruz. Tabii Karar Hoca'nın, Erhan Hoca'nın başarısı, tabii ki orta bir başarı var, takımın teknik sorumlusu. Onunla ilgili herhangi bir eleştiri yapmadık, dikkat ettik o konuya. Zaten Samspor'un çıkmasını istiyoruz. Bu konuda Samsun'da çok bir ortak akıl var, herkesin beklentisi var. Çok da kötü günlerde, çok da ekonomik olarak çok sıkıntılı, çok puanların kaybedildiği günlerde, yani kötü oynayarak sıkıntı olduğu dönemlerde, hani Tağan'ın da söylediği gibi, hani en kötü 10 puanın 5'ini alsan bugün çok daha iyi yerler dedik. Aynen. Bugünkü başarı derken Samspor'un başarısı neye göre başarıdır? Ama bu ev bir eleştiri değil. Bugün 2. 3. sırada 7-8 puanlı, hani 5 puan daha fazla olmaz olsa, ilk 6'nın içinde olsak bir başarı ortaya koyabiliriz. Başarı sezon sonundaki sürece bağlı. Total yarışmak istiyoruz. Evet. Yarışmak istiyoruz. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Biz taraftarız. Hocamızı, oyuncuları gönülden, bir futbol sever olarak, Samspor'un gönül dostu olarak, ya burada yaşayan, burada doğan, burada ölen insan olarak ben Samspor, ben tribünlerde çok elimizde büyüyen abiler, elinde büyüdüğümüz abilerimize küfür ediyorlar. Bam gün kavga dövüş ediyorduk. Eve gönderiyorlardı. Polisler bizi dışarı atıyordu. Biz öyle taraftardık. Bugün meslek icabı, teknik adamlık yapıyoruz. Daha akıllı bir, daha fair tarafından bakıyoruz. Daha sağlıklı bakıyoruz. Daha insanları yönlendirecek, insanlara konuştuğumuzdan bir şey anlasın diye daha düzgün Türkçe, daha anlaşılabilir şeyler konuşmak istiyoruz. O noktada Erhan Hocam'ın bundan sonraki sürecine gönülden, yürekten destek oluyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü onun başarısı Samspor'un başarısı. Mutlaka. Ortak menfaatimiz ortak. Gayet tabii. Tabii ki var ama göreceli bir iş. Sezon sonuna bakacağız. Evet. Bu arada ben Urfa maçında beraberliği zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Her iki takım çünkü mutlaka kazanabilmek için sahaya çıkacaktır. Hangisi daha iyi okuyabilirse, ortaya iyi futbol koyabilirse galip gelebilecek gibi bana gelen bir maç geliyor. Performansta git gel olamıyoruz. Bilemiyoruz tabii. Her iki ha, gönül ister ki eğer kazanan taraf Samspor olsun gayet tabii. Ama rakip hiçbir zaman küçümsenemez. Bizden de 2 puan iyi durumda. Evet. Kütahya'dan öğrenciymiş. Samsunlu öğrenci mesaj atmış. Hani çok güzel. Ben cevap vermedim Muhammed. Buyurun hocam pardon. Sen oku da ben. Lütfen hocam tamam. Lütfen. Ona o zaman son, hocam son iki ısrarla mesaj atalım. Son iki mesajı okuyayım. Okut, kapatayım. Tamam, ben birkaç şey söyleyeyim. Telefonuma gelen bir mesaj var Erdem Ayaz'dan. Urfa maçını kazanıp Ordu Spor maçını da kazanırsa Samsunspor. Arkasından Gaziantep, Büyükşehir ve Gaziantep Büyükşehir maçını kazanırsa, Osmanlı Spor maçını işte bu sürece hep galibiyete tamamlarsa 4 maç 12 puan yaparsa yakalarsa Adana Demir'le ilk iki final olur mu diyor. Potaya girer, niye olmasın? Niye olmasın canım? Biz zaten onu söylüyoruz. Yani. Kazandım her şey olur. Hayır şeyi söyleyeceğim hocam. Yani, hocam. 3 şimdi puan acayip. Araya giriyorum ben, söz hakkım var. Buyurun hocam lütfen. Şimdi orada bir arkadaş Eren Altın'ın hiç mi şeyi yok derken hangi algıyla bunu söyledi? Ben şaşırdım. Programımızın da devamlı izleyicilerinden. Ben de diyorum ki hangi algıyla bunu söyledi? Çünkü biz bu takımın iyi olduğunu total başarıya bakıyoruz. Biz günlük konuşuyoruz. Şimdi evet. Bugün böyle olursa şöyle hani olursa. Şunu dedik belki ondan olmuş olur hocam. Yani yönetim yönetim bahsettik. İşte siz tamam. Takım gibi takım var dediniz. Tamam peki. Onları kastettiniz ama. Şimdi ama aynı takımdan bahsediyoruz. Yönetimin farkını da söylemeyelim mi? Yani ilk yarıda bu takım vardı. İkinci yarıda bu takım evet, vardı. Yani ikinci yarıda atak yapan bir takımın sadece bir olguyla mı oldu? Total başarıyla alakalı. Biz onu vurgulamaya çalışıyoruz. Bir değişim var orada. O değişimin katkısını anlatmaya çalışıyoruz. Erhan Hoca da kendi söylüyor, onu dile getiriyor. Taha söylemedi mi sezon başında yaşadığımız sıkıntılar, biz başka şeylerden dolayı tam randıman veremedik diye. Meşgul olduk yani dedi mi? Puan kayıpları yaşadık dedi. Söylenenlerin neticesinde dile gelen bir şey bu.
Erhan Altın bugünkü durumda, bak ben yine söylüyorum, 50 puan alsaydı final oynamış bir takımın, matematik olarak söylüyorum. Ama yaşanan sıkıntılar vesaire, ekonomik durumlar, onlar bunlar, konsantrasyon bozuklukları 40 puanda bıraktı. Matematik başarılı demiyor ama geldiği noktada başarılı. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Matematik öyle demiyor. İstatistik olarak. Ve diyoruz ki Samspor playoff'a kalacak ve inşallah şampiyon olacak. Yani bunu hocasız mı yapacak? Tabii ki Erhan Altın da yapacak. Yani başkası da yapmayacak. Olmak gerekiyor. Biz bu konuda Erhan Altın hocanın başarılı olmasını, bu zamana kadar katkıları çok büyük. İnşallah daha başarılı olup Samspor'u Süper Lig'e taşır. Biz de bundan keyif alırız. Ama ben kendi futbol bakışım ve kendi beklentilerimi de söylemek durumundayım. Bu bir eleştiri değil. Gördüğüm ve görmediklerim. Dolayısıyla Erhan Altın'ı başarılı buluyorum ve kutluyorum. Bundan sonra da total başarıya bakarım ama. Eğer Erhan Altın Samspor'u playoff'a sokarsa başarılı bulurum. Playoff'tan da şampiyon yaparsa çok daha başarılı bulurum. Baş üstünde taşırım. İzleyicimiz de burada sorusunda yanıltılmış oldu. Total başarıdan bahsediyorum. Hocam ısrarla mesajlar geliyor yine size. Canberk. Oku. Canberk. Ben Canberk'i Antalya maçında baktım. Bir devre oynattılar. Maç kondisyonuyla ilgili eksiklik olabilir. Ama Karşıyaka maçında kadroda da değildi. Evet. Umarım bir sakatlığı yoktur. Şu an bir sakatlığı yok. Ama ben mesela kendim oyun tarzı olarak, şimdi hep kendimize göre konuşacağız. Narsist bir adam değilim ben. Sonuçta bir teknik adamım. Erhan Hoca kendine göre, Bezim Hoca kendine göre, her hoca kendine göre kadro oluşturur. İşte biraz evvel Bezim'le konuştuk. O farklı bir... Siz oynatır mısınız hocam? Ben hazırsa oynatırım. Şu anda antrenmalar devam ediyor. Ben hazırsa, ben kendim oyun planında... Karşıyaka maçından sonra da bir kendisiyle bir röportaj yaptık. Hem programımız için bu konuyu da sorduk. Ben de çalışıyorum. Bana göre. Ben 3 sene önce 20 maç oynattım. Hiç bana bir şey sormuyor. İşte sen de söylersin. Size soruyorum hocam. Ben size derken, Ercüment hocam konuşuyor. Sizden sonra sakatlandı. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Muhammed, soru gidiyorum Canberk dedi. Evet. Ben olsam, çünkü Canberk mesafe kat eden, özellikle bu Urfa maçında arka alanda pozisyon bulabilecek. Ki, yani dedim ya, kendi oyun tarzım. Top bizdeyken, top rakipteyken. İşte benim silahlarım bu tip. Kendim stratejilerimde bu tip oyuncular var. Bunları kullanırım. Dolayısıyla iyi bir Canberk varsa süre alır bende. Benim görüşüm. Şimdi arkadaş dedi ki Urfa maçını yenilirsek şöyle olur, böyle olur. Tamam. Allah göstermesin, bizim böyle bir temennimiz yok. Yani kesinlikle yok. Diyelim yenildin. Önümüzdeki hafta diyor işte yenersek çok iyi. Adana Demir'le kim oynuyor? Urfa oynuyor. Sadece Adana Demir Urfa maçı mı bizi bağlıyor? Biz Ordu ile oynarken Kayseri de Alanya ile oynuyor. Evet. Yani totale bakmazsak, sadece bir tarafa gidersek doğruyu göremeyiz. İşte bizim farkımız da teknik adam olarak bu. Onun için bu cümleleri kullanıyoruz. Onun için nefes aldıkça umudun var olduğunu söylüyoruz. Onun için bu fikstürde değişkenliklerin olacağını söylüyoruz. Yani her hafta değişebilir sıralama, o sıralama her hafta ama değişebilir. Ama bana göre Samspor'un kritik haftaları 30-31. O izleyicimiz bana onu sormuş. Onu sormuş. Demiş ki Adana Demir maçına kadar şey, kazanırsa Samspor, Adana Demir'le ikinci için şey, final oynar mı? Her şey bizim elimizde. Evet. Arkadan geliyoruz. Enerjimiz var. İyi bir grubumuz var. Başlarında onlarla birlikte gelen, devamlılığı olan bir teknik ekip var. Yeni bir yönetim gelmiş, büyük bir enerji açığa çıkartmış. Yok. Konsantrasyon bozukluğu İçerideki yok. Oyuncuların performansını, oyun içindeki ortak aklını, birlikte hareket etme kabiliyetini üst seviyelere çektiğimizde Samsun Spor takımı lige çıkar, çıkamazsa başarısızdır. Umuruz. Hocam playoff'a kalmak da bir başarıdır bence. Gibi. Ama bence en büyük başarı... Ya Samspor'dan bahsediyoruz. Sportif, hocam şeyi söyleyeyim. 31 tane... Samspor bu sene 20'ye yakın transfer yaptı. Geçen sene şampiyon olan kadro duruyor. Hocam. Evet. Yapmayın bak yani çok... Hani, yok hocam ya, o kadar da değil yani. Aslında ne, geçen kaç kişi? Önemli oyuncular gitti. Kim gitti? Yani. Cemil gitti, Arif gitti. Cemil... İki Adnan tane stoper gitti, var Fatih'le. Musa Sinan gitti. Fatih'le şey var. Rize'den gelen Sezer, oyuncu. Sezer. Takımın rengini katıldı. Değiştirdi. Evet. İşte oyuncuların en başarılı oyuncuların içine girmek Sezer istemiyorum yani. Sonra Fatih. Oyuncular çoğu arkadaşımız. Hocam sonra. Orada Murat haftaya mı gidelim? Sabek Murat'ı ben
Kartalspor'da Ali Beyköy'de oynarken cebinden 5000 lira teknik ekip olarak para topladık da Ali Beyköy'den Murat'ın mukavelesini aldık. Murat bizim oyuncumuz. Türk futboluna kazandırdık. O şimdi sağ bek takım kaptanı Murat. Şimdi yani, ben şeyi söylemek şimdi istiyorum. O kadar şeye girip de böyle hocam, şey yapmak için söylüyorum. Yani başarılı. Ortada güzel bir var. Hamur var. Güzel bana bir organizasyon var. Önümüzdeki yılı bütün saç ayakları şimdi daha iyi. Peki hocam siz playoff'u başarı olarak görmüyorsunuz. Süper Lig'e çıkmayı diyorsunuz takımda. Tabii Sercüment hocam evet. Playoff'u da başarı kabul ediyor. Avni Demir siz... Ben bak başarı niye başarı ya? Ya mutlaka başarıdır. Biz niye playoff'a çıkalım? Playoff'a çıkıp da çıkamadıktan sonra bizim ne işimiz var? Biz geçen sene de çıkamadık. Evet. 18 trilyon gitti. Kazandığımız bir tane oyuncu yok. Sadece seyirci algısı, sevgi algısı üzerinden popülist şeyler yapıyoruz. Ama memleket bizim memleket. Bir tane farklı bir saha yok. Altyapıdan gelen oyuncularımız var. Altyapı kültüründen bahsediyoruz. Samspor, Mehmet Ali hocamız var. Samspor'un alt başında çok değerli bir insan. Şimdi kendisi yapılanma yapıyor. Haluk Ulusoy'da bir tane sentetik sahamız var. Yağmur yağdığında yarısı kalkıyor. 12 yaşından 18 yaşına kadar takımlar çalışıyor orada. Bütün takımlar büyük sahalarda birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, 17-18 işte yaşına kadar bahsedeceğim. 18-17-18 yaşına geldiğinde hocam, hazır hale gelmesi bir, lazım. Aslında o çok geniş çizgide konuşulması gereken bir konu. Sahası yok. Kazık çakan yok. Çivi çakan yok. Gelen para gidiyor. Alttan getiremiyoruz. Dışarıdan alamıyoruz. Yarışıyoruz. Gidiyor 3 puan, geliyor 3 puan. Biz bu memleketin insanıyız. Spor adamı yok, teknik adam yok. Üst lige çıkamıyoruz. Alt yapı. Konuşuyoruz. Aslında konuşacak çok şey var. Ama biz diyoruz ki güneş mercekten geçmediği zaman yakmıyor. Biz ortak akıl olalım. Erhan Hoca'ya, futbolcumuza, yeni yönetimimizin açığa çıkarttığı enerji, seyircimiz. Bu takımı çıkartalım. Ama yani kimse de çok fazla hava yapmasın yani. Hocam, bugün avans kaybetmiş takımdan bahsediyoruz. Biz yüksek standartlarda bu işleri hakim insanlarız, yapımız var. Ama bak bu memleket futbolcu için, teknik adam için, herkes için memleket harika bir memleket. Bizi seyrediyorlar maalesef. Saat da harika. Memleketimiz güzel. Kimse dokunmuyor, kimse yanlış hocam. Yapmıyor. Kimse fazla seyrediyorlar redelemiyor. Hocam, böyle keyifli sohbeti evet. Kim kaçırır? Ama yani burada herkes mutlu. İnsanlar mutlu olduğu yerde enerjilerini, coşkularını, verimini en yüksek noktaya taşır. Biz de onu bekliyoruz. Yani onun için demek istiyor. Besim Hoca şey dedi. Hani altyapıya bir şey çakılmıyor. Haluk Ulusoy konusunda sana katılıyorum. Hocam ama oralara giremedik. Hayır. Burada onu araya söyleyeyim. Cevat Öncü altyapı sorumluluğunda altyapı testleri yapıldı. O atış poligonu. O bir katkıdır. Tabii, ama sahamız yok. Yani arada yapanları da hatırlamak önemlidir. O anlamda söyledim. Hani dipnot olarak şey değil. Ama Haluk Ulusoy sahasında %100 haklısın. O sahanın hatta birkaç tane sahanın yapılıp Samspor'un bünyesinde barındırılması gerekir diye düşünüyoruz. En yine önemlisi Besim Hoca'nın dediği gibi bitiriyoruz tamam. Yok hocam yine bir soru soracağım. Sormasınlar abi. Sormuyor. Daha kapatıyorum. Bitirelim. Yani. Daha Samsun Spor'u ben kendim yine söylüyorum. Hocam tabii ki şey olarak söylüyor. Yani şampiyonluğu budur başarı. Başarı tabii görecelidir hocam. Ben yine şampiyon oldum. Şampiyonluktan sonraki tavır, alınan önlemler, yapılan icraatların da başarının sürekliliğiyle alakalıdır. Bak, bu başarı sadece bir şey değil. Bütün bu anlattıklarımız yani. Parça. Evet. Işte. Bak bunlar önümüze gelecek şeyler. Bunlara vizyon, misyon lazım. Tabii canım. Bu işte. Bu ortak akılları birleştirecek. ASKF'den, il temsilcisine, TÜFAT'tan, Samspor başkanına, çalışan teknik adamdan, altyapı koordinatörüne, amatör kulüplerdeki çalışan hocalarımızdan yapılması gereken öncelikleri ortaya koyup bu takım çıktı mı kalacak. Doğru adamlar sokacağız. İşte 15 tane kiralık gelecek. Hocam, bir tane daha, program yetmez. Hani kimseyi zedelemek istemiyorum. Bir daha fazladan borçlanmamamız lazım. Ne yapacağımızı bilmemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle hocam. Bence o konular aslında iyi çok derin. İyi de bir lider var şu an Samspor'un başında başkan olarak. Vizyonu her şeye yetecektir diye düşünüyorum. Etrafını da planladığı zaman bence hocam, her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz programa katkı adına bir şey söyleyeyim. Lütfen hocam. Sen bildiğini yap yine. Şimdi biz hafta olarak burada bulunduğumuz sürece yorumlayacağız. Samspor'un evet. Performansını yorumlayacağız. Her hafta da kendi aramızda bir konu belirleyelim. Bu konuları atıyorum bir 15 dakika üstüne gidelim. Kesinlikle. 15 dakikada yetmiyor hocam. 30 dakikalık bölümü ona ayırmamız benim, gerekiyor. Yani bunu niye söylüyoruz? Bunu
somut örneklerle, somut verilerle destekleyen belgelerle dünyada ne yapılıyor, Türkiye'de ne yapılıyor, Samsun'da ne yapılmalı gibi altyapısı olur, scouting takımı olur, Samsun amatör futbolu olur, vesairesi olur, o olur, bu olur. Bunları insanların akıllarını karıştırmadan net bilgilerle doldurursak, bizim de katkımız olursa önerinizde kesin iyi olur diye. Ama Samspor'un oynadığı maçın analizi ayrı şey. Bir de futbol adına yapılması gerekenleri tartışmak ayrı bir konu gibi olabilir. Bunun hazırlığını yapıp yani buraya dolu gelelim diye düşünüyorum ben. Yani ben mesela kendimi biraz şunlara alıp baktığımızda evet bir şeyler var ama yine eksik var. Ne var? İşte antrenmanı takip edemedik. Eğer bir işi yapıyorsak doğru yapalım. Ben kendi adıma söylüyorum. Antrenman konusunda yardımcı yani oluyorum size hocam yani. Ben de gidip seyretmem lazım. En azından Samspor'un çift kale yaptığı bir antrenmanı seyredip o zaman perşembe o zaman kıyaslaması da yapabilme imkanı da var. Tabii onun için ben kendimi Erhan Hoca'nın yerine koyup konuşuyorum. İşkembe Kübra'dan atmadan bilerek yani dolu konuşmak gerekir. Ama dediğim gibi Samsun Spor'un playoff şansı var. Hatta şampiyon olma şansı var. Başarılar diliyorum. Ben de tüm Samsun halkına, bizi dinleyenlere esenlikler diliyorum. İyi geceler diliyorum. Yorduk onları. Bir de yok hocam, çok Samsun'un keyifli futbol bir gönül dostlarına yürekten kucak dolusu saygılar sunuyorum. Evet, evet teşekkürler. Bir dahaki salı akşamı inşallah. Ben burada yokum ama. Hocam onu söyleyeceğim. Evet. Önümüzdeki hafta Ercüment hocamız olmayacak. Önümüzdeki hafta daha net değil akşam. Belki gelebilirim. Bak Ercüment hocam gelsin. Hocam sen gel. Hocam. Ben TÜFAT yönetim kurulu üyesiyim. TÜFAT onların organizasyonu bir organizasyonumuz var. Biz Antalya'ya gideceğiz. Türkiye'deki bütün bizim burası. Beraber Antalya'ya gidiyorsunuz herhalde. Benimki farklı organizasyon. Mı? Hocam büyük ihtimalle burada olur. Yok yok. Hocam. Tamam hocam konuşuruz. Benimki üçüncülük karmaları var. 6-8 Nisan'da öyle biliyorsun ben onu takip ederim. Hocam daha önce söylemişti. Yani daha önce söylemişti. Dün akşam Spor 55 Spor 55 programına katılacağını da belirtmişti. Biz programına dün akşam. Önceden çok aksilik olmaz bir şeyle karşılaşmazsak inşallah. O zaman Besim hocam yani burada yok olur. Altısında şöyle yapalım. Ondan sonraki yani Ordu maçından sonraki müsabaka sonrası Samspor değerlendirmesinde belki ben olabilirim. Bilmiyorum takvimin ne olduğunu Urfa maçından sonra. Ama Ordu maçından sonra kendimize görev edinelim. Eğer buradaysak, yaşıyorsak, sağ isek hemen bir konu söylüyorum. O konunun Samspor'un scout tümünün oluşturulması, scouting'in ne olduğu izleme komitesi diyelim evet. Türkçe adıyla. Dünyada nasıl yapılıyor? Bunun artıları nedir, eksileri nedir, bütçesi nedir? Tabii ki kulübün bununla ilgili düşünceleri vardır. Biz de teknik anlamda bizi izleyenlere ve Samspor'a katkı olması adına sayısal değerlerle bilgilendirirsek, Besim Hocam'ın dediği hani 2,5'tan 6 tane hoca 15, bunu daha somut dünyada örnekleri. Hocam, hocam o çok geniş bir konu işte, aslında ama yani. Bunu o kadar izleniyor, izleniyor. Işte. Bakıyorsunuz sizin transfer listesine bakılıyor mesela. Bu çoğu takım için de geçerli. O izlenen futbolculardan hiçbir tanesi gelmiyor. Yani sadece bir tanesi. 15 gün sonrası için diyorsunuz herhalde. Evet. Tamam onun programını ben yaparım. Onun organizasyonunu ben yaparım hocam. Onun organizasyonunu ben yaparım. Yarım saat bunu ayıralım. %100 katılıyorum. Bu arada teşekkür etmek istediğim. Teşekkür ettiğim kişiler var. Bu yayının tabii görüntülerin hazırlanmasında sevgili Cem, Mustafa, Sinan, yine bizim haber gazetesi muhabirlerinden Selçuk Kaya, Salim Yıldız, Onur Erol, yine içeride görüntülerin montajlanmasında Erden Çakmak ve Turgay Şenol'a çok çok teşekkür edelim. Bizi dinledikleri, sabırla dinledikleri için seyircilere de biz teşekkür ederiz. Özellikle onlara ayrıca teşekkür ederim. Gayet tabii ki. Evet, yaklaşık 3,5 saatlik programımız devam etti. Bu arada bir rekor da kırdık herhalde, öyle bana geliyor. 3,5 saati bulduğumuza göre galiba bu ikinci program. Endergür var. Endergür katıldı akşam yine böyle bir 3,5 saat, saati bir evet, program yapmıştık. Evet, aynı saatte. İnşallah ilgili fıkra var biliyorsunuz. Kısa sürede playoff ilk altının içinde gireriz. Heyecan ve ritim yukarıda olur. İzleyen sayısı artar. Performansın ürünü bu olsa gerek. Ama zaten lokomotif evet. Olan Samspor'dur. Evet. Samspor'un oynadığı futbol, aldığı skorlar tüm şehri hareketlendirir. Lokomotif onlardır, vagonlar arkadan bağlanır. Biz de bu ara kendi içimizdeki hem kurumlar arası hem şeyler arası
iletişim olarak toplantılar oluyor, konuşmalar hocam, oluyor. Hocam çok güzel. Şey yine konu konuyu açacak ama yani TÜFAD'ın yaptığı organizasyonlar da gerçekten takdir edilecek. Başkan'a teşekkür ederiz. Hakkı Bayrak'a buradan teşekkürlerimizi iletelim. Size de bir kez daha teşekkürler değerli yorumlarınızdan dolayı. İzleyicilerimize bizleri bu saate kadar izledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Önümüzdeki hafta Salı akşamı yine aynı saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.